Şaban'la konuşmak istiyorum. Ne olur izin verin bana konuşayım. Yalvarırım. Şaban! Şaban yemin ederim aldatmadım seni. O yeminlere karnımız tok bizim. Yalvarırım inan bana. Ne istersen yapacağım. Yalanlarınızı halka anlatmak istiyorum. Ben de anlatmak istiyorum. Ben de istiyorum. Çağır o halde televizyonu. Halka karşı konuştur beni. Ne haber? Getirirsem inanır mısın bana? Bir konuşayım yeter. Çıkarım evden. Gider çadırda yatarım. Ama halk da her şeyi öğrenir. Getirecek misin? Getireceğim. Yapamaz bunu, engel ol. Ah Can Bey, şu iş bir bitsin, yapacağımı bilirim ben. Bize ihtiyacın olur diye geldik. Bir tarafa kaybolmayın. Ne biçim gaz bu be? Çok pis kokuyor. Abi, Şerif serserisi amonyak benzini kuvvetlendirir dedi. Ne? Benzine işedik abi. Allah! Tutmayın beni! Ulan öldüreyim mi size? Abi yorma abi ya! Sinirlenme aslanım. Şimdi geliyor televizyon. Abi, bu başka bir dava. Sidik davası. Konuşma lan. Ah ulan ha. Televizyonda konuşursa rezil oluruz. Git yalvar, ayaklarına kapan. 2 milyon, 3 milyon ver ama sustur. Sustur Allah'ın cezası. Yıkıl karşımdan. Tamam, tamam. Seninle özel konuşmak istiyorum. Konuş, tutan mı var? Herkesin içinde olmaz ki. Ahlaksızlık mı teklif edeceksin? Ne münasebet? Konuş, konuş, ferahlarsın. Yani ben davamdan vazgeçiyorum. Evin senin olsun. Bak, senetler ve tapu. Komiser Bey'e teslim ediyorum. Nasıl? Ücretini 5 misli arttırarak işe alıyorum. Şahitsiniz. Katı da sana veriyorum. Buyurun tapusunu. Komiser Bey. Program başına %20 ortaklık. Yaşadık. Pekala, pekala, %30. %40. Masraflar da çıktıktan sonra. Pekala, %50. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Bir de Mercedes araba. Tamam mı? Şahitsiniz değil mi? Hadi artık tamam de. Tamam de, tamam. Oldu bu iş. Abilerin abisi be. Aslansın sen be. Gerçekten öyleyimdir. Öyle mi? Beyler, şahitsiniz. Söyle nedir cevabın? Eşyola eşek. İşittiniz mi ne dedi? Geçiyoruz, tamam. Tamam. Mikrofonu açıyorum. Konuş. Benim çok sevgili seyircilerim.
Sizin sevginizle bir yere gelmiş bir yurttaşım ben. Ne tahsilim, ne de özel bir yeteneğim vardı. Bir gün bu eşkıyalar alladılar, pulladılar beni, sizin karşınıza çıkardılar. Niçin mi? Sizi kazıklamak için. Önce şöhret oldum. Halk seni ne kadar severse o kadar inanır dediler. Halk kuzu gibidir dediler. Ne verirsen yer. Uyanamadım kardeşler önceleri. Gözlerimi açtığım zaman kazık çoktan girmişti. Dertleri elinize geçen 5-10 kuruşu kapmak. Karşılığında 10 para etmez malı sizlere yutturmak. Evine konserve alacak akçenine, bozuk. Bakkal buzdolabı alacak, bozuk. Daktilo Necla elbise alacak, cart diye yırtılacak. İlaç alacak, iyileşemeyecek. Şampuan alacak, saçı dökülecek. Hep para verecek ama karşılığında hep kazık giyecek. Sen Hakkı amca, emekli ikramiyenle bir çatım olsun diyeceksin. Yuvam diye içine gireceğin ev başına çökecek. Sen ölmüşsün, kimin umrunda? Maksat senin paranı almak. Ver paranı, sonra derdini kime anlatırsan anlat. İşte bütün bunları yapın edin diye bana söylettiler. Seni işe alıyoruz diye bir de kağıtlar imzalattılar. Meğer babamın gecekondusunu bile alırlarmış elimden. Şimdi milyonlar veriyorlar bunları size anlatmayayım diye. Benden söylemesi, her şeyi anlattım. Affedin beni, hakkınızı helal edin. Evden çıkıyoruz. Gaz döküp kendimizi yakarız dedik ya, o da numaraydı. Kim bulmuş ki gazı döksün üstüne? Hepinize saygılar sunarım. Durun lan, bana bak. İndirin beni. Kendinize gelin oğlum, indirin bakın. İndir. Şu meydanı açın bakayım, bana bırak. Hadi bak. Şu karşıdaki arkadaş var ya, getirin çayı, hadi bakayım. Hadi yürü be! Ne yapıyorsun oğlum? İdare et abicim. Ben çarşıyı teftişe gidiyorum. Gelin bakın.